Merhabalar, Doge Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün senin 4. videosunda yazı alıştırması yapacağız. Eğer izlemediyseniz ilk 3 videoyu mutlaka izleyin. Bundan önceki 3 video zaten adından ve kapağından da anlaşılıyor. Şimdi isterseniz başlayalım. Ne öğrenmiştik, ne görmüştük, ne okumuştuk? Onlarla beraber bir yazı yazacağız. Aslında aynı şeyleri yazacağız. Sadece yazarken nasıl düşünmemiz gerektiğiyle ilgili konuşacağız bu videomuzda. Şimdi sizden isteğim elinize bir kağıt kalem almanız ve benimle birlikte yazmanız. Önümüzde boş bir sayfa var. Haydi başlayalım. Neydi şimdi? Bir Geburtstag, yani bir doğum günü kutluyorduk. Bir doğum günü kutlamıştık, bunu anlatıyorduk. Şimdi diyelim ki benim kuzenimin doğum günü. Bakın kuzenim var, bayan, kuzine. Bunun doğum günü ne? Geburtstag ve benim. Mine. Şimdi diyeceğiz ki benim kuzenimin doğum günü. Bunu nasıl diyeceğiz? Genitivle yapacağız. Bunu genitiv yapmamız için şu artikeli, mine artikelini, bunu da artikel olarak görüyorum ben. Görmemiz lazım yani. Mine artikelini genitiv şeklinde çekeceğiz. Hemen genitiv tablomuz gelsin. Die'de ne oluyordu? Yani kuzine die ya. Die'nin genitivi neydi? Der. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu mine miner olacak. Benim kuzenimin derken. Hemen yazıyorum cümleyi. Der Geburtstag meiner Cousine. Ben buraları biraz vurgulu söylüyorum. Normalde meine Cousine demeniz lazım ama meiner, çünkü burada er olduğunu, genitivin er olduğunu belirtmek istiyorum. Der Geburtstag meiner Cousine. Kuzenimin doğum günü diyorum. Şimdi tekstimizde ne oluyordu? Biz diyordu, kutladık. Kuzenim Katrin'in doğum gününü kutladık. Şimdi hemen kafamızda kuruyoruz. Biz var, doğum günü var. Kuzenim Katrin'in kutladık. Evet, güzel. Kutlamak ne? Feiern. Yazıyorum bunu kafama. Feiern, kutlamak. Biz, wir, doğum günü, Geburtstag. Kim? Benim. Mein. Ne? Kuzine. Bayan kuzine, die kuzine. Ne yapacağız? Şimdi bunları birleştireceğiz. Diyeceğiz ki wir, şimdi önce bir geniş yazalım. Kutlarız diyelim. Feiern, feiern. Der Geburtstag, der Geburtstag. Şimdi şu Geburtstag'ın der olduğunu unutmuş olabilirsiniz. Tak'tan hatırlayın. Tak zaten basit bir kelime. O yüzden der olduğunu hatırlarsınız ama diyelim ki hatırlamadınız. Das deriniz. Hiç önemli değil. Wir feiern das Geburtstag. Ama kullandım bakın. Yanlış olsa da kullandım. Kullanmadığımız zaman cümle tam oturmuyor. Bir şeyi kullanın oraya. Yani bu artikeli unutmayın. Wir feiern Geburtstag neydi? Hemen gördük zaten. Meiner Cousine. Katrin. Katrin demiştik zaten. Ne oldu? Benim kuzenim Katrin'in doğum gününü kutlarız diyor. Peki burada ne var? Neyi yanlış yaptım ben? Şunu yanlış yaptım. Şimdi bir işlem var, feiern işlemi ve bunu bir şey üzerinde uyguluyorum. O zaman ne olacak o? Akkuzatif olacak. Dolayısıyla burası der Geburtstag değil, den Geburtstag olacak. Wir feiern den Geburtstag meiner Cousine Katrin. Doğum gününü kutluyoruz ya. Ben feiern işlemini doğum günü üzerinde yapıyorum. Hemen bir işlem yapıyorum. Wir feiern. Ondan sonra gelecek neyse o hemen akkuzatif oluyor. Ha, şunu dediğim gibi der olduğunu hatırlamazsınız. Die deyin. Das deyin. Hiç önemli değil. Ama bunun akkuzatif pozisyonunda kafanızda, yani akkuzatif olarak da değil. Ben bir işlem yapıyorum, bir şeyin üzerinde yapıyorum. O bir değişecek işte. Bunu kafanızda bu şekilde kodlarsanız çok daha kolay çıkacak cümleler. Şimdi gelin bunu ne yapalım? Geçmiş yapalım. Diyelim ki kutladık. Biz kutladık. Ne yapıyoruz? Hemen haben artı particip 2. Yani şu feiern'in perfect hali gefeiert yapacağız. Hemen wir haben den, kötü yazıyorum ama anlaşılıyor umarım. Geburtstag meiner Cousine gefeiert. Tamam mıdır? Şimdi bir de preteritum yapalım. Preteritum da nasıldı? Schwache Verben ve starke Verben diye bir şey var. Hemen onu yukarıya bir tane video koyarım size. Oradan bakarsınız. Zayıf fiiller ve güçlü fiiller diye. Bakın bu ne? Eğer bir fiil G ile başlayıp T ile biter şekilde perfect oluyorsa bunun preteritumu da feiern şeklinde olur. T ile yapılır.
feierten. Yani wir feierten den Geburtstag meiner Cousine. Evet, devamında ne diyordu? Die meisten Gäste waren für 15 Uhr eingeladen, aber ich war schon früher da, bei den Vorbereitungen zu helfen diyor. Bakın, meisten. Bu kelimeyi bilelim. Meisten, çoğu. Çoğu. Die meisten Gäste. Çoğu konuk, çoğu misafir. Waren für 15 Uhr eingeladen. Saat 3 için davet edilmişlerdi diyor. Tamam mı? Şimdi, biz davet edildik diyelim. Bir tane cümle kuralım. Diyelim ki, ben cumartesi akşamı akşam yemeğine davet edildim. Mesela dedi ki arkadaşınız, cumartesi günü hani var ya B1'de falan çıkıyor ya böyle karşılıklı konuşma işte bir şey termin planlıyorsunuz. İşte şu gün doluyum, bugün doluyum. Diyelim ki mesela, cumartesi akşamı ben davet edildim, gelemem. Bakın şimdi, davet etmek ne demek? Einladen, okay? Ben, ich, davet edildim. Bakın, birisi beni davet ediyor ama kim olduğu belli değil. Pasif var burada. Bu kadar. Örnekte nasıl da waren eingeladen, davet edilmişler de diyor. Ben de davet edilmiştim. Geçmişte yaparsam ich war eingeladen diyeceğim. Eingeladen. Ama bu ne olacak? Şimdiki zaman, şimdi konuşuyorum ya mesela. Ich bin eingeladen derim. Veya pasif yaparım bunu. Tuşstand pasif ve Vorgangs passiv diye bir konular vardı. Onlara da yukarıdan bakabilirsiniz nasıl olduğuyla alakalı. Diyeceğim ki ich wurde eingeladen. Ben davet edildim. Geçmişte davet edildim. Ya da davet edilirim şeklinde kurarsak ich werde eingeladen diyeceğim. Pasif yapıyorum şu an ama davet edilirim çok böyle hani devam eden bir süreç değil. Artık olmuş bitmiş ya. O yüzden zustand pasif, ich bin eingeladen demek daha doğru olur. Eğer geçmişten bahsediyorsak, mesela 3 gün önce doktora gidecektim ama akşam yemeğine davet edildim. Çok saçma oldu bir örnek ama 3 gün önce doktora gidecektim ama işte akşam yemeğine davet edilmiştim dersek de ich war eingeladen diyoruz. Şu vorgangs pasif bu fiile uymuyor. Yani davet edildim ve bitti. Devam eden bir süreç değil. Dediğim gibi yukarıdan pasifle ilgili videolara bakabilirsiniz. Devam edelim. Diyor ki bei den Vorbereitungen zu helfen. Zu. Bir cümle yazacağız şimdi. Zu ile ilgili bir yazı yazalım mesela. Diyelim ki ben diyelim kursa gidiyorum. Deutsch Kurs Besuchen yapıyorum. Almanca öğrenmek için. Çok basit. Ich, ben, Almanca Deutsch. İşte öğrenmek, lernen. Kurs, kurs. Kursa gitmek ne demek? Besuchen. Şimdi şu kursun artikelini hatırlamayabilirsiniz. Der, die veya das olabilir ismin. Önemli değil. Şimdi bir kuralım nasıl olacak? Diyeceğiz ki ich besuche. Ich besuche. Deutsch kurs. Bakın artikel gelecek buraya bir tane. Çünkü ben besuchen işlemini bir şey üzerinde yapıyorum ya. Ona bir artikel gelmesi lazım. Ama koymuyorum şimdi. Deutsch Kurs diyorum. Ya da Kurs diyorum sadece. Ich besuche Kurs. Virgül. Almanca öğrenmek için. Neydi örnekte? Bei den Vorbereitungen zu helfen. Neydi? Hazırlıklarda yardım etmek için. Almanca öğrenmek için. Bakın. Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmek için. Deutsch zu lernen. Peki, kurs burada ne pozisyonda? Tabii ki akuzatif pozisyonunda. Ich besuche einen, der kurs olduğu için einen Deutsch kurs. Ich besuche, diyelim ki die kurs diye kafanızda bir an öyle geldi. Düşünmeyin. Ich besuche eine Deutsch kurs deyin. Önemli değil. Ama buraya ich besuche kurs derseniz sadece çok böyle şey durmuyor. Cümle olmuyor yani. Okay? Ich besuche einen Deutsch Kurs Deutsch zu lernen. Güzel. Şimdi mesela bakın örnekte ne demiş? Ich deckte den Tisch, stellte die Kerzen auf und schmückte die ganze Wohnung. Burada Tisch, Kerzen ve Wohnung hepsi akuzatif pozisyonunda. Ben decken işlemini, aufstellen işlemini ve schmücken işlemini bunlar üzerinde yapıyorum. O yüzden bunların hepsi akuzatif pozisyonunda.
Şimdi isterseniz bu propozisyonlardan bahsedelim. Propozisyonlar vardı. Mesela ne vardı? Neben. Tamam mı? Neben. Neben yanında demek ya da yanına demek. Dolayısıyla hem akuzatif hem datif olabiliyor. Hem akuzatif hem datif olabiliyor. Mesela diyelim ki araba evin yanında duruyor diyelim. Araba evin yanında duruyor. Hareketi yok. Dolayısıyla datif yapacak. Diyeceğiz ki das Auto yazıyoruz değil mi bu arada? Das Auto stehen durmak steht nerede? Yanında neben Haus. Evin yanında. Ev ne? Das Haus. Datif yaptı neben. Ne oldu? Şu ne? Dem Haus olacak. Neben dem Haus. Mesela evin yanında bir araba duruyor. Mesela gördünüz evin yanında bir araba duruyor. O senin mi? Diyeceksiniz. Ne diyeceğiz? Neben dem Haus steht ein Auto. Bakın. Neben dem Haus steht ein Auto dediğimde das Auto yine ya da ein Auto yine nominatif pozisyonda. Yani stehen işlemini o yapıyor. Okey? Şu an stehen işlemini yaptığı bir şey yok. Stehen işlemini neyin üzerinde yapıyor diye soru soramıyorum. Dolayısıyla ortada bir akuzatif pozisyon yok. İşlemi kendisi yapıyor zaten. Das Auto steht ya da neben dem Haus steht ein Auto. Okey? Ist das deins? Bakın. Is das deins? Neden es geldi? Bu senin mi? Çünkü es das olduğu için geldi. Das Auto olduğu için. Onun videosu da yukarıda var. Oradan izleyebilirsiniz ayrıntılı şekilde. Diyelim ki peki ben mesela masayı, bakın bu sefer ben koyuyorum masayı evin yanına. Evin yanına koyuyorum masayı diyeceğiz, tamam mı? Bu stehen değil, bu sefer ne oluyor? Stellen oluyor. Koymak. Bu durmak. Bu koymak. Diyeceğiz ki stellen var, ich var, ben varım. Ev var, araba var, das Haus, das Auto, neben var. Şimdi burada stellen işlemi hareketli ya, neben ne olacak? Akuzatif mi, datif mi? Akuzatif olacak. Şimdi koyuyoruz bak. Ich stelle neyi? İşte burada stellen işlemini ben, stellen işlemini bir şeyin üzerinde yapıyorum. Neyin? Masanın. Ich stelle Tisch. Neben. Neben ne yapar? Akuzatif, datif. Şimdi burada stellen olduğu için akuzatif yapar. Neben das Haus oldu. Das Haus olarak kaldı. Şimdi bu Tisch ne olacak? Akuzatif pozisyonunda olduğu için der Tisch, den Tisch olacak. Ich stelle den Tisch. Masayı evin yanına koyuyorum diyor. Masayı evin yanına koyuyorum. Peki bir masayı deseydik aynen olacaktı. Aynen. Ben bir masayı, herhangi bir masayı evin yanına koyuyorum. Okey? Devam edelim. Şimdi ne vardı? Für. Für de her zaman ne yapar? Akuzatif yapar. Ne dedik? Ben davet edildim. Ich bin eingeladen. Mesela diyelim ki akşam yemeği için. Ich bin ne zaman? Cumartesi günü. Şuraya koyalım. Ich bin am Samstag für das. Bakın für akuzatif yaptı. Abendessen. Abendessen. Ich bin am Samstag für das Abendessen eingeladen. Ben davet edildim. Cumartesi akşam yemeği için. Cumartesi günü akşam yemeği için davet edildim diyor. Für akuzatif yaptı. Ne vardı? Mit vardı. Mit. Datif yapar. Hadi gelin yine aynı cümleyi datif mit de kullanarak yapalım. Diyelim ki kız arkadaşımla beraber akşam yemeği için davet edildik diyelim. Bakın. Edildim veya. Ich, ben varım. Die Freundin var. Ondan sonra akşam yemeği var. Abendessen. Das Abendessen. Einladen var. Davet etmek. Ondan sonra mit var. Mein var. Benim. Für var. İçin. Şimdi bunlardan cümle kuracağız. Diyeceğiz ki ich. Ben davet edildim diyeceğiz. Ich bin eingeladen. Okey. Eingeladen. Yazıyorum. Ben davet edildim. Ne zaman? Ya da zamanı burada yazmadık. Zamanı söylemeyelim. Für das Abendessen. Ich bin für das Abendessen eingeladen. Şimdi diyeceğim ki kız arkadaşımla beraber. Mit. Bakın. Mit. Dativ yaptı. Mein. Benim.
kız arkadaşım. Die Freundin, meine Freundin oldu bir defa. Tamam mı? Die olduğu için meine Freundin oldu. Mit dativ yaptığı için Freundin dativde ne olur? Der olur. Meine ne oldu? Meiner. Mit meiner Freundin. Ya yazı çok kötü oldu. Bir sonrakini daha düzelteceğim. Kusura bakmayın. Siz de yazın ama. Yazarsanız benim buradaki yazımın çok önemi kalmaz. Ich bin mit meiner Freundin für das Abendessen eingeladen. Kız arkadaşımla beraber davet edildim diyor. Mit dativ yaptı. Bir de inle ilgili yapalım. Diyelim ki mesela unuttum. Unuttum. Neyi? İşte anahtarlarımı. Nerede? Mutfakta. Tamam mı? Ne var? Ich, ben var. Vergessen, unutmak. Vergessen. Nerede? Mutfakta. Die Küche, mutfak. Der Schlüssel, anahtar. Okey? Şimdi unuttum derken ne yapıyoruz? Zaten perfect. Hemen yapıştır. Haben. Haben'ı yapıştırıyoruz. Vergessen'i çekerek sona atıyoruz. Vergessen'in çekilmiş hali ne? Yine vergessen. Ich, haben'ı çekiyorum. İh'e göre habe. Ich habe. Schlüssel. Schlüssel. Anahtarlarım diyecek ya, mein. Schlüssel. Şuraya artikeli koymuyorum. Ich habe Schlüssel in Küche vergessen. Ich habe Schlüssel in Küche vergessen dedim. Biraz eksik oldu. Artikelsiz çünkü. Böyle bir yalın sade geldi. Mutfakta unuttum. Olmuyor tam. Ne yapıyorum şimdi? Ich habe, yani unutma işlemini, ich habe vergessen işlemini nerede yapıyorum? Neyin üzerinde? Anahtarlarım üzerinde yapıyorum. Anahtarlarım bu sebeple ne? Akkuzatif pozisyonunda. Hemen buraya bir akkuzatif artikel getirmem lazım. Der Schlüssel ne olacak? Den. Ama benim anahtarlarım diyeceğiz ya, meinen olacak. Ich habe meinen Schlüssel in die Küche'ye bu. Unutma işlemi böyle hareketsiz bir işlem olduğu için ne yaptı? Dativ. Die Küche ne oldu? Der Küche oldu. Ich habe meinen Schlüssel in der Küche vergessen. Mesela mutfağımda unuttum. Meiner Küche. Senin mutfağında unuttum. Deiner Küche. Okay? Ich habe meinen Schlüssel in deiner Küche vergessen. Senin mutfağında unuttum anahtarlarımı diyor. Şimdi inne hemen basit bir akkuzatif yapalım. Deyin ki ben bir mutfağa gidip geliyorum bakın. Bir. Hemen bir mutfağa gidip geliyorum. Ne var? Gehen var. Ne var? Ich. Mutfak, küche, eben. Bakın eben da güzel. Hemen bir gidip geliyorum. Hemen gidiyorum. Bir mutfağa gidiyorum diyeceğiz. Nasıl yapacağız? Mutfağa doğru gitmek. Inne kullanacağız bunu. Ne yapacağız? Ich. G'ni çektim. Ich gehe eben in die Küche. Yazın bunu. Yazın. Ben hemen bir mutfağa gidiyorum. Ich gehe eben in die Küche. Okay? Mesela arabamı park etmeye gidiyorum. Ich gehe eben mein Auto zu parken. İki tane şey var ya. Fiil var. Yazı gerçekten çok kötü oldu. Ama tekrar ediyorum, siz de yazın. Ich gehe eben mein Auto zu parken. Ben gidiyorum arabamı park etmeye. Mein Auto. Bakın Auto burada yine ne? Akkuzatif pozisyonunda ama das Auto olduğu için değişmedi. Mein Auto kaldı. Ich gehe eben mein Auto zu parken. Okey. Hemen bir arabamı park etmeye gidiyorum dedik. Şimdi birkaç tane de ne çözelim? Relative pronomen yapalım. Örneğimizde ne vardı? Diyor ki Schnell nahm ich die Seife weg, die war allerdings schon ein wenig angefressen diyor. Ben sabunu aldım, o zaten mesela yenilmiş olan sabunu diyor. Diyelim ki kokusu çok güzel olan sabun. Die Seife, der Geruch. Koku. Okey? Sabun ve koku. Kokusu çok güzel olan sabun. Die Seife, deren Geruch. Sehr schön ist. Deren. Bu ne? Genitiv.
Relative pronoun. Okay? Derin. Onun kokusu çok güzel. Sabun ki onun kokusu çok güzel. Okay? Neden derin oldu? Derin çünkü D zayıf olduğu için. D de derin oluyor. Derden oluyor desin. Das'tan oluyor desin. D de derin oluyor. Tablomuz gelsin. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Başka bir tane yapalım. Normal, basit. Mesela dün okuduğum gazete. Dün okuduğum gazete. Ne var? Gazete. Die Zeitung. Dün, gestern, okumak, lesen, ich. Bakın. Dün okuduğum gazete. Her şey hazır. Şimdi cümleyi kuralım. Dün okuduğum gazete. Bakın hangi gazeteyi kafamıza kurarsak. Yani bir gazete var ve ben onu dün okudum. İki tane cümle var kafamda. Hemen onu birleştiriyorum. Diyorum ki önce ne? Ich değil. Önce die Zeitung. Dün okuduğum gazete. Gazete burada önde. Die Zeitung. Die ki onu. Die Zeitung. Die ich ben gestern lese. Olmaz. Ne yapacağız? Haben'la yapacağız. Gelesen haben. Pardon, habe. Die Zeitung, die ich gestern gelesen habe. Dün okuduğum gazete. Şimdi bakın, hemen burada başka bir şey daha şey yapalım. Mesela bakın, lesen, gelesen olarak çekiliyormuş. Demek ki bu o başına G, sonuna T gelen fiillerden değil. O yüzden bunun preteritumunu TL yapmıyoruz. Bunun preteritumu tamamen değişiyor. Las oluyor. Okay? Mesela common. Common'ın perfekti ne? Gekommen. Bakın bu da ne oluyor? Gekommen. Ne oldu? Başına G, sonuna T gelerek olmadı. Başına G geldi ama sonuna T gelmedi. Gekommt olmadı. Dolayısıyla bunun preteritumu da kommet gibi bir şey olmuyor. Ne oluyor? Kam. Tamamen farklı. Şimdi şu cümleyi geliştirip bitiriyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Şu cümleyi geliştiriyorum. Diyorum ki dün okuduğum gazetede bir resim gördüm. Dün okuduğum gazetede bir resim gördüm. Şimdi. Önce ben bir resim gördüm cümlesini alıyorum. Araya da dün okuduğum gazeteyi sokacağım. Bakın şimdi ne var? Ich. Ben. Gördüm. Gördüm. Gezeyin. Habe. Gezeyin. Gezeyin ta en sona gitti. İhabe gezeyin. Gördüm. Ney? Bir resim gördüm. Bakın. Dün okuduğum gazetede bir resim gördüm diyeceğiz. Demek ki görme işlemini ben ne üzerinde yapıyorum? Resim üzerinde yapıyorum. Resim akuzatif pozisyonunda olacak. Das Bild. Das Bild olarak kalacak. Yani belirsiz yaparsak. Hani bir resim gördüm diyor ya. Resmi demiyor. Bir resim gördüm. Bu resmi demiyor bakın. Belirli bir resim değil. Bir resim gördüm diyeceğimiz için ein diyeceğiz. Ich habe ein Bild. Ich habe ein Bild gesehen. Bir resim gördüm. Nerede? Gazetede. In Zeitung. Ne yaptı? Zeitung. Die Zeitung. In hareket olmadığı için datif yaptı. In der Zeitung oldu. Ich habe ein Bild in der Zeitung gesehen. Ben gazetede bir resim gördüm. Hangi gazetede gördüm? Dün okuduğum gazetede. In der Zeitung. Die, aynı. Az önceki cümleyi yazıyorum. Die ich gestern gelesen habe. Ich habe ein Bild in der Zeitung. Die ich gestern gelesen habe. Gesehen. Bunu konuşma dilinde şöyle de söyleyebilirsiniz. Şu gezeyini alın buraya koyun. Ich habe ein Bild gesehen in der Zeitung. Şöyle diyebilirsiniz mesela konuşma dilinde. Gezeyini sona atmanız. Ich habe ein Bild gesehen. Çünkü bakın onu sona atacağım, bunu bilmem ne yapacağım, araya bunu sokacağım falan diye düşünmeyin. Düşüneceğiniz şey, kafanızda kuracağınız şey resim, ben, gazete, dün, okudum, gördüm. Okey? Ich habe ein Bild gesehen in der Zeitung. Gazetede, hangi gazetede? Die ich gestern gelesen habe. Okey? Die war da auf dem Tisch. Bakın. Die, gazete yani. War da auf dem Tisch. Burada masanın üstündeydi. Var. Präteritum.
İstin pretezum hali. Masanın üstündeydi. Auf dem Tisch. Auf ne yapar? Hem datif hem akkusatif yapar. Ama burada hareket olmadığı için datif yaptı. Der Tisch, dem Tisch oldu. Ben masanın üzerine koydum onu diyeceğiz. Masanın üzerine koydum. Gazete legen şeklinde yapıldığı için ne yapacağız? Ya da koymuştum. Onu masanın üzerine koymuştum. Die hatte ich onu, bakın koyma işlemini gazete üzerine yapıyorum. Gazete akuzatif pozisyonunda yine. Die onu hatte ich auf den Tisch gelegt. Onu ben masanın üzerine koymuştum. Die hatte ich auf den Tisch gelegt. Şu den neyli? Çünkü bu legen üzerine koyma işlemi ney? Hareket bildiriyor. Bakın burada da hemen kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Şurayı yukarıya siliyorum. Ich hatte die Zeitung auf den Tisch gelegt. Şimdi bu cümleyi, şimdi Zeitung'u ön plana çıkaracağım ya, nasıl kurdum? Die, yani Zeitung'u zaten bahsetmiştim, bunu attım. Die dedim, die'yi başa aldım Zeitung'u. Sonra hatte ich şeklinde devam ettim. Bunu kesinlikle gözden kaçırmayın. Ha, die, ich hatte diye devam etseniz konuşurken yine bir şey olmaz. Ama yazarken falan buna dikkat ediyorlar, özellikle sınavlarda. Die hatte ich auf den Tisch gelegt. Ben, ya burayı gelegen dediniz mesela. Gelegen. Yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Onu söyleyebilirsiniz, problem yok yani. Die der dediniz. Yine önemli değil. Der hatte ich. Gerçi burada der derseniz yine Zeitung datif pozisyonuna der oluyor ya. Hani oradan karışabilir ama yine bir şey olmaz. Yine ısrar ediyorum, yine bir şey olmaz. Die hatte ich auf den Tisch gelegt. Umarım faydalı olmuştur. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Şu an yazı gerçekten çok kötü, bunu yaparken fark ettim. Ama bir sonraki seride daha iyi olacak. Daha başka bir şeyler yapmaya çalışırım. Gerçi böyle daha samimi oluyor. Beraber yazarsanız sizde yazının kötülüğü çok da ön plana çıkmaz bence. Eğer elinizde kağıdınız kaleminiz varsa lütfen yorumlara bununla ilgili fikir belirtirseniz sevinirim. Ne yapıyoruz? Bol bol böyle yazı çalışması yapıyoruz. Yazdığınız şeyler olursa, mesela okuduğunuz bir parçayı kendiniz bir şeyler çıkarttınız, bir şeyler öğretmeye çalıştınız, yazmaya çalıştınız. Yani oturup ben günlük yazacağım demek gerçekten zor. Yapılabilse güzel ama zor. Bunun için parçaları okuyun. Oradan parçalardan siz de kendinize özgü, kendinizi katarak başka örnekler oluşturmaya çalışın. Yazdığınız şeyleri bana Word şeklinde veya bir fotoğrafını çekip atarsanız, Instagram üzerinden bana ulaşır atarsanız mutlaka onun düzeltmesini yapar, size geri gönderirim. Beni desteklemek isterseniz bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkürü kullanmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.